Ben Aysun Karabağ, şu anda Cağaloğlu'ndayım. Niye Cağaloğlu'nda? Çünkü Cağaloğlu'nda zenginlik var. Ne zenginliği? Kitap zenginliği. Hazreti Ali diyor ki zenginliği ne neyse akıl zenginliği. Ondan dolayı da burada 100 tane, 50 tane yazar arkadaşımın kitapları var. Ondan dolayı da hem kendisiyle dostumuz, kardeşimizle bir röportaj yapalım. Belki Bakırköy Belediye'mizden kitap konusunda bakalım istekleri var mı? Sevgili hocam merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağ olun. Şimdi kitap deyince aklıma sen geliyorsun. Kitap Teşekkür ederim. deyince yayın evin geliyor özellikle. Sizde çok zengin bir kitap var özellikle. Ben düşüncem şu. Bakırköy'de kültürle ilgili neler yapabiliriz? Ne gibi etkinliklerimiz olabilir? Hatta zaman zaman biz Bakırköy'de okuma seferberliği başlatalım gibi düşüncelerimiz vardı. Sizin de hem sizi tanıyalım hem de mesajınızı başkanımıza aktaralım. Ali Gültekin, şair, yazar, ressam. Kültür neredeyse biz oradayız. Yani Bakırköy'de kültürel seviyesi yüksek ilçelerimizden bir tanesi İstanbul'da özellikle. Tabii kitap kültürel etkinliği çok önemli bir faktör. Dolayısıyla Bakırköy'de böyle bir girişimin olması çok sevindirici. Böyle bir şey yapılır, canla başla orada olmaktan mutlu oluruz. Çok güzel. Gerek yazar olarak, gerek yayın evimiz olarak Güzel. bulunmaktan mutluyuz. Ne öneriyorsun? Yani işbirliğimizi nasıl yapalım? Vallahi bize düşen neyse yaparız. Biz gerek konferanslar, şiir dinletileri, diğer etkinlikler, herhangi bir kültürel etkinlikte sizinle beraber oluruz. Tamam. Yani bir adını koysak nasıl bir ad koyabiliriz? Yani Bakırköy'de bizim bir gazetemiz var. Gazetemiz böyle bir gemicilik yapsa nasıl bir gemicilik yapsın? Çok güzel. Adı da hazır o zaman. Söyleyin. Bakırköy'den Haber Gazetesi Okur Yazar Buluşmaları diye Süper, bir etkinlik süper. yapılabilir. Mesela biz Çok da orada güzel olur. harika bizim bir eğitim caddemiz var. Mesela o caddeyi Evet. kapatabiliriz. Meydanda olur. Evet. Bakırköy meydanda olur. O caddede olur. Evet. Her yerde çok güzel. Evet. Bakırköy çünkü buna çok müsait bir Evet. yer. Demek ki bir gündüz diyelim ki bunlar olur. Akşam da bir iletişim eğitim dersleri verilebilir konferans Olabilir. salonlarımızda. Şiir dinletileri olur. Dediğim gibi Evet. edebiyat söyleşileri olur. Evet. Yani önemli olan okurla yazarın buluşması. Orada halka bir şeyler verebilmek. Bize düşen neyse biz Süper. elimizden geleni O zaman yaparız. belediye başkanım böyle bu konulara çok sıcak bir bayan. Özellikle başkanıma direkt mesaj versen ne söylemek istersin? Biz Bakırköy'ün yanındayız. Seve seve geliriz böyle bir Eğitim etkinliğe. içinde öncelik Evet, yapsın. kültür için her zaman varız. Eğitime hani eğitime Evet, daha önem evet, versin. Çünkü evet. anne sonuçta kitabı sevdirmek için de bir aracı olabilir başkanım, değil mi? Kitap çok önemli. Evet. Bir toplumun gelişmişliğini gösteren en önemli etkendir kitap Evet. okumak. Bir de Bakırköy dediğin zaman kültürlü bir Kültür ilçe zaten akla diyorlar. gelir. Değil mi? Tabii. Yani bize de Dolayısıyla yakışan bu olur diye düşünüyorum. kesinlikle başkanın da böyle bir şeye öncelik etmesi çok anlamlı olur. Harika olur. Güzel bir Çok anlamız güzel bir olur. etkinlik O olur. zaman biz bu dersimize çalışıyoruz. 100 tane yazarla bir sokakta bir haftalığına Bakırköy'de buluşuyoruz. Kesinlikle. Hocam kitaplardan da bize tanıtabilir misin? Ne gibi kitaplarımız Şimdi var bizim yayın elimizde? evimizin bizim 3 tane Mesela markamız var. çocuklardan başlayalım istersen. Şurada Atatürkçü Atatürk'ün. kitaplarımız var burada. Evet. Felsefe kitaplarımız var. Yakın tarih kitaplarımız var. Evet. İşte tarih kitaplarımız var. Yani bizim yayın evimizin 3 tane markanın yaklaşık 300 civarında yayını var. Çok güzel. Şeyde. Benim de yazar olarak Sizin de. 16 tane yayınlanmış kitabım var. Edebiyat alanında. Onları da görelim hocam. Burada kısmen bu kısımda. Şunlar. Evet. Sosyete Falcısı. Romanlar, Çıplak Düş şiirler. Kahvesi, değil mi? Evet. Sana bir çift sözüm var. Evet. Ondan sonra Mavi Tren, Mavi çocuk Trend. şiirleri. Çok güzel. Aklımın seyir defteri var. Yeni çıkan kitabım. Çok güzel. Denemeler. Hocam, mesela kitap okumanın faydalarını anlatmak kalkarsak ne söyleriz? Kitap hani Önce insanın zihnini açar. güzel. Geleceğini aydınlatır. Çok güzel.
Türkçesini düzgünleştirir. Hayal dünyasını. Hayal dünyasını genişletir. Yani kitap okumak bir toplumun geleceğini belirler. Çok güzel. Kısaca. Hele bir de yaşlılara faydası olur. Ya Alzheimer'a en büyük evet. ilaç, özellikle psikolojik rahatsızlıklara en büyük ilaç kitaptır. Evet. Yani bir defa yaşlı Alzheimer hastası olmaması için kitap okuması. Bravo. Gerekir. İkincisi psikolojik rahatsızlığı olan insan kitabın dünyasına girdiği zaman o problemlerini unutur. Başka bir formata geçer. Evet. Dolayısıyla en güzel tedavi yöntemi kitap okumaktır. Evet. Bence. O zaman demek ki biz aslına baksana abi kitabı dediğin gibi peynirin arasına mı koyacağız? Sandviçin arasına mı koyacağız? Hani örneğin böyle. Şimdi hemen burada bir anım anlatacağım. Lütfen. Çok lütfen. Önemli bir anekdot bu. Bir imza gününde çubalı bir kız geldi. Kitabı imzalattı, aldı falan. Ben onunla bir sohbet fırsatım oldu. Dedim ki ya sizin ülkenizde kitap okuma oranı nedir? Falan dedim. Bizde çok yüksek dedi. Nasıl olur dedim ya sizin gelir seviyeniz çok düşük. Ama dedi bizim için kitap okumak kahvaltı yapmaktan daha önemli. Aa çok güzel. Anlatabildim çok mi? Çok güzel. Yani kitabın bir ihtiyaç olarak görmeli toplum. Evet. Bir lüks olarak görmemeli. İşte o zaman geleceğe daha aydınlıkla, umutla bakabiliriz. Çok güzel. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.